Size kısmi türevlerden nasıl hesaplandıklarından ve grafik olarak nasıl yorumlandıklarından bahsettim. Bu videoda kısmi türevin formal yani matematiksel tanımı üzerine konuşacağız. Hemen ufak bir hatırlatma yapalım. Çok değişkenli girdi değerleri olan bir fonksiyon düşüneceğiz. Ben x ve y'yi seçtim ama burada farklı girdiler. Yani mesela 100 tane girdi olabileceğini de bilmelisiniz. İsterseniz her zaman olduğu gibi anlaması kolay olsun diye yine tek boyutlu bir analoji yani tek değişkeni olan bir fonksiyon üzerinden bunun bildiğimiz türev söz konusu olduğunda ne anlama geldiğinden bahsedelim. Evet bu fonksiyon yani fx örneğin x kareye eşit olsun. Bunun tanımını yapmak istediğimizde de f ve dx'in ne anlama geldiğini kullanarak her şeyi yavaş yavaş bir araya toplayacağız. Şimdi bu fonksiyonun grafiğini gözümüzün önüne getirdiğimizde bu eğriye benzeyen evet bir şey elde ederiz değil mi? Ve bunu belirli bir noktada değerlendirdiğimizi düşündüğümüzde de mesela a noktasında değerlendiriyor olalım. dx'in girdi değerindeki çok ama ama çok küçük bir öteleme bir hareket olduğunu düşünürüz. X yönünde demiştim. Bunun X bunun da çıktı yani fx yönü olduğunu da hemen belirtelim. Evet. Y ekseni bu örnekte fx'i veriyor. Bu durumda df de sonuç olarak elde ettiğimiz hareket olacak. Buna fonksiyonda sonuç olarak elde ettiğimiz değişiklik de diyebiliriz. Şimdi bunu formalize ettiğimizde df bölü dx'i temsil eden bir kesir elde edeceğiz. Şurada kendime biraz yer bırakayım. Bunun nereye gideceğini bildiğinizi ve neden kendime yer bıraktığımı tahmin ettiğinizi düşünüyorum. dx yerine h kullanacağım. Evet dx yani az önce bahsettiğim küçük hareket yerine h'yi kullanacağım ama bunun için neden H'nin kullanıldığı hakkında pek de bir fikrim yok açıkçası. Belki de alfabedeki diğer harfler kullanılmış ve bu küçük hareketi temsil etmek için geriye sadece H kalmıştır. Gerçi Türkçe'de biraz da mantıklı bu hareket anlamına bile gelebilir değil mi? Kim bilir? Neyse. Fonksiyonda sonuç olarak elde ettiğimiz hareket ya da değişim içinde girdi değerini hareket ettirdikten sonra nereye varacağımızı düşünmemiz lazım. Bunun için buraya girdi değerini eklediğimiz küçük hareketle elde ettiğimiz değer ve fonksiyonun o noktada aldığı orijinal değerin farkını yazıyorum. DF işte bundan ibarettir. Evet, DF bunu temsil eder ama bunu h'nin tüm değerleri için yapmazsınız. Burada söz konusu olan belirli bir hareket değildir ve aslına bakarsanız kalkülüsün arkasında yatan mantık da h 0'a giderken bunun limitini almak üzerinedir küçük bir hareket ve bu hareket sonunda fonksiyonda elde ettiğimiz değişim fikrini geçerli kılan da zaten budur. Belirli bir şeyden bahsetmiyoruz. Limit alıyoruz ve zaten buna benzeyen bir ifade yazmaya başladığımız zaman dikkat etmemiz gereken noktalarda kendilerini belli ediyorlar. Çok değişkenli dünyada ise buna çok benzer bir durum söz konusu. Evet, buradakiyle hemen hemen aynı şeyi yapabiliriz. Şimdi gelin buradaki kesre odaklanalım ve bu değişkenlerin neyi temsil ettiklerini düşünelim. Kısmi x yani x yönündeki ufak hareket için hala h harfini kullanabiliriz ve bu ufak hareket nedir diye sorduğumda da daha iyi anlamak için isterseniz hemen bir çizim yapalım. Ben bu çizimi yaparken girdi uzayının x-y düzlemi olduğunu varsayıyorum ve eğer daha fazla girdi değerimiz olsaydı çok boyutlu bir uzayımız olacaktı. Belirli bir nokta mesela A virgül B noktasını ele alalım. Aslına bakarsanız bu belirli bir nokta olduğu için şöyle yasam daha iyi olacak. Evet belirli bir A virgül B noktasındayız x yönündeki ufak hareketi de şu şekilde göstereyim ve fonksiyon da bu girdi uzayını bir reel sayı doğrusuna eşleyecek öyle değil mi? Bunun da çıktı uzayı olduğunu not edelim. Peki, sizce bu ufak hareket çıktığı nasıl etkiler? Bu şekli daha önce defalarca çizdim ve burada gördüğünüz çok kaba bir çizim ama yine de iyi bir model olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok boyutlu çıktı değerleri gibi şeylerden bahsetmeye başladığımızda bir esneklik sağlayacak bize. Bu kısmi x yani x yönündeki değişim, bu da fonksiyonda sonuç olarak elde ettiğimiz değişim olacak. Buraya geri geldiğimizde, bana bunun ne anlama geldiğini söyleyebilir misiniz? H eğer x'teki çok ama çok küçük değişimi temsil ediyorsa, fonksiyonu a artı h noktasında değerlendirmemiz gerekir. Bu, x'e göre kısmi türev olduğu için, h'yi ilk bileşene yani x değerine ekliyoruz. B noktası da değişmeden kalıyor, anlaştık mı? Evet bu fonksiyonun yeni noktada aldığı değer olacak ve şimdi bunun orijinal noktayla olan farkını bulmamız gerektiği için buraya f a virgül b yazıyorum. İşte bu kadar. Kısmi türevin formal yani matematiksel tanımı da budur. Ama bir saniye, en önemli şeyi unutmak tabii ki de olmaz. Evet, burada söz konusu olan kalkülüs olduğuna göre, yani bunu belirli bir h değerine göre değil de, önce şunu biraz sağa kaydıralım ve kendimize yer açalım. Evet, h sıfıra giderken limit aldığımızı, evet bunu atlamamak gerekir tabii. Bu dx'in ya da burada kullandığımız şekliyle h'nin belirli bir büyüklüğünü değil de herhangi bir büyüklüğünü değerlendirmek anlamına gelir. Bu küçük hareket ve yol açtığı değişiklik giderek küçülürken biz de aralarındaki oranın hangi değere yaklaştığını bulacağız. X'e göre kısmi türevi öğrendiğimize göre alıştırma olması adına Y'ye göre kısmi türevin de neye eşit olacağına bir bakalım. Şuradaki tek boyutlu örneğimizden bir kurtulalım ne de olsa artık ihtiyacımız kalmadı ve farklı bir değişkene göre alınan kısmi türevin neye eşit olacağına odaklanalım. F'in Y'ye göre kısmi türevini alıyorsak bu sefer de diğer yönde ufak bir hareket söz konusu olur öyle değil mi? Ve payda da yine bu ufak hareketi temsil eden H olacak. Evet, H yerine Y'deki değişim. Buradaki X'deki değişim de yazabilirdik ve bunun yapıldığını da görebilirsiniz ama çok da yaygın bir kullanım olmadığı için biz yine limit alınırken standart olarak kullanılan H'yi kullanalım. Bunun belirli bir nokta için değerlendirildiğini, evet bunu yine yazmayı unutmuşum, hemen ekleyeyim. Bunu A virgül B noktası için değerlendiriyoruz. Sanırım biraz daha fazla yere ihtiyacım olacak. Bölü H. Peki F'de sonuç olarak elde ettiğimiz değişim nedir? F A virgül değişim bu sefer ikinci değişkende olacağı için B artı h yazıyorum. Ufak hareketi bu sefer y değerine ekledik anlaştık mı? Ve bunun orijinal nokta ile arasındaki farkı bulmak için de bundan yine f a virgül b'yi çıkaracağız. Evet bunu sağa kaydırmamın sebebi de bu ifadenin h sıfıra giderken limitini alıyor olmamız. Y değerine H ekleyerek girdiği değiştirdiğimizde bu nokta yukarı doğru ötelenir. Evet, kısmi türevin formal tanımı bu şekilde yapılır. Bildiğimiz türevin formal tanımına çok benziyor ve ben bunu yaparken kısmi F, kısmi Y'nin ne anlama geldiğini ve Leibniz'in bu gösterimi neden bulduğunu düşünmeye çalışırım. Leibniz kısmileri buldu mu bilmiyorum ama ben de F bölü DX oranından bahsediyorum. Yeni nosyonlar ya da yönlü türev gibi yeni çok değişkenli türevlerle karşılaştığımızda bunun çok işimize yarayacağını ve bize neler olup bittiği konusunda fikir verebileceğini de bilmelisiniz. Evet, harika. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.